Herkese merhabalar. Merhaba. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Doğa aktivitelerinde normal şehir yaşantısına göre farklı kıyafet tercih ediyoruz. Neden farklı kıyafet tercih ediyoruz? Evet Uğurcuğum, neden farklı kıyafet tercih ediyoruz? Evet, ilk sorumuz buysa ilk sorumuzdan başlayalım. Şimdi doğa aktiviteleri normalde şehir yaşamına göre zaten farklı bir şey. Şehir yaşamında evden çıkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz. Genelde kapalı alanlardasınız. Kaçabileceğiniz yerler var. Yani yağmur yağdığı zaman bir kafeye girebilirsiniz. Parayı anlat. Kafeye gidebilirsiniz, bir yere gidebilirsiniz. Ama doğada şöyle bir şey var. Doğaya çıktığınız zaman sabah yürüyüşe başlıyorsunuz. Soğukla, güneş yok mesela diyelim. Öğlenleyin güneş oluyor, rüzgar çıkıyor, yağmur yağıyor, akşam tekrar serin oluyor. Kaçabileceğiniz yerler yok. Bunun haricinde bir de ekstradan efor sarf ediyorsunuz. Yani hem sportif bir aktivite yapıyorsunuz hem de değişken hava koşullarında yapıyorsunuz. Onun için mecburen doğa aktivitelerinde kullandığımız kıyafetler şehir yaşamına göre farklı oluyor. Doğa aktivitelerinde genelde polyester, yün ya da naylon tercih ediyoruz. Neden pamuklu tercih etmiyoruz? Yani şöyle, vücudumuz işte 36,5-37 derece diyelim, oraya ayarlı. Aktivite sırasında vücut aşırı ısınıyor. Isındıktan sonra terle vücudumuz tekrar bu derecelere düşmeye çalışıyor. O terin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde atılmasıyla vücut dengesini kolaylıkla buluyor. Doğa yürüyüşlerinde ya da doğa aktivitelerinde polyester, naylon ya da yünlü malzemeler kullanmamızın temel nedeni pamuğun teri çok fazla çekmesi ve geç kuruması. Temel neden bu. Peki şimdi dağa giderken kat kat giyiniyoruz genelde. Evet. Kit kat Şimdi gibi. Kit kat, kat kat. Kat kat kit kat giyiniyoruz. Evet. Nasıl giyiniyoruz? Neden kat kat giyiniyoruz? Ve bu katlar, ne neler? İlk kattan başla bize. Kat kat giyinmemizin nedenini ilk başta bir şey yapalım. Sabah gittiniz yürüyüşe. Soğuk bir hava. Öğlenleyin sıcak oldu. Ne yapacaksınız? Onu çıkardınız mı? Başka katınız yok. Atletti dışarısı. Bu yüzden kat kat giyiniyoruz. Yani farklı hava koşullarına göre adapte olmak için kat kat giyiniyoruz. Ve bu katlar arasında, her katın arasında hava boşluğu kaldığı için ürünlerin kalınlığı ya da ağırlığı artmadan daha fazla ısı yalıtımı sağlamış oluyoruz. Temel nedenimiz bu kat katta. Bunlar kat katlarımızın Bunlar aşamaları kat katlarımız galiba. Kat kat. Aşamaları değil de her kat farklı bir işe yarıyor aslında. Şöyle düşünelim. İlk katımız içlik katı. Şimdi normalde mesela yazlık bir yürüyüş için yine polyesterli, yünlü de alınabilir. Yün biraz daha pahalı, biraz daha alerji yapıyor. Yün, polyester çok daha uzun ömürlü, daha sağlam oluyor yani iplik malzemesi olarak. Biraz daha az şey tutuyor, su tutuyor. Ama daha sağlıksız. Bunların temel mantığı şu, bunlar sıcak tutmuyor. Hiçbir ürün sıcak tutmaz. Yani kendi kendine elektrikli bir ısıtıcısı yok üzerinde. Vücudumuzdan dışarı bir ısı çıkıyor. Biz hareket ettiğimiz zaman daha fazla çıkıyor. Durağanken daha az. Ama sonuç itibariyle vücudumuz bir ısı üretiyor. Bu ısı, dışarısı diyelim 10 derece, ısı alışverişi oluyor dışarıyla. Bu ısı alışverişi ne kadar az olursa, bu ürün o kadar sıcak tutuyor demektir. Şimdi polyester ürünlerde bu polyesterleri tiftik diyorlar. Yani polyester iplikleri tiftik diyorlar. Bunlar içinde yine hava kabarcıkları oluyor. Isı alışverişi aza iniyor. Pamukta mesela çok fazla ısı alışverişi var. Onun için pamuk çok, yani yazlık mesela niye pamuk tercih ederiz? Isı alışverişi çok fazla olduğu için dışarıya hemen vücut ısısını verir. Vücudumuz ısınsa bile dışarı verir. Ama aktivite sırasında teri tuttuğu için kullanışlı değil. Şimdi bu normal polyesterden yapılmış bir işlik. Bunlar kısa kollu oluyor. Teri tutmadığı için hızlı bir şekilde kuruyor. Bunlar çok standart. Yani çok böyle inanılmaz aktiviteler yapmıyorsanız herhangi bir polyester işlik işinizi rahatlıkla görecektir. Tek tişörtte yazlık doğa gidiyorum. İçlik giyeceğim. Tek tişörtü giydim gittim. Yanıma bir tane yedek ya, tişörtüm attım. İyi bir tişörtünüz varsa atmanıza gerek yok. İşte bu zaten hızlı kurumasının olayı o. Şimdi biraz fazla para verdiğiniz zaman mesela 10 dakikada kuruyor. Biraz daha az para veriyorsunuz. 15 dakikada kuruyor. Çok az para veriyorsunuz. 20 dakikada kuruyor. Bazısı işte kullanılan malzemesi nedeniyle koku yapıyor falan. Bunlar fark ediyor. Şimdi gelelim kışlık işliklere. Aslında esas fark kışlık işliklerde. Kışlık işliklerde bir böyle ince işlikler var.
Bir de şöyle kalın işlikler var. Zaten bu ince kalını kendinize elinize aldığınız zaman zaten rahatlıkla anlarsınız. İnce işlikler ne işe yarar? İnce işlikler ısıyı daha az tutar ama çok daha hızlı kurur. Bir kere en temel fark bu. Yani çünkü malzemeler birbirine çok yakın malzemeler. Yani bu malzemeyi çok kalınlaştırıp aynı hızda kurumasını sağlamak, ya farklı bir malzeme kullanmanız lazım. Bunların malzemeleri birbirine çok yakın. Daha çok süsü püsü ya da dizaynı değişiyor. Mesela bu arada bir şey. Mesela bakın adam ne yapmış? Koltuk altına şöyle koltuk altına daha ince bir malzeme kullanmış. Bir de çevirin. Sırt kısmına daha ince bir malzeme kullanmış. Şöyle. Şimdi bu havalandırma fazla olsun. Teri mümkün olduğu kadar oralardan daha hızlı dışarı atsın. Çünkü en çok terleyen yerler oralar. Oralardan hızlıca dışarı atsın, daha hızlı kurusun diye yapılmış. Siz tercih ederken bunları tercih ediyorsunuz aslında. Bunu dümdüz aldığınız zaman atıyorum bir birim. Bunu böyle işte sırtı ya da koltuk altı havalandırmalı aldığınız zaman 1,5 birim. Ama bunlar genel itibariyle verilen paraya değiyor. İçliğin olayı ne? İçlik vücudumuzdan çıkan teri ilk dışarıya atacak katman. Yani en hızlı kuruması gereken malzeme. Aynı zamanda ısı dengesini sağlayacak ilk katman. Onun için işlikte paraya kıymakta fayda var. Şimdi mesela Uludağ karlı hala. Hani bu içliğimi giymeliyim, bu içliğimi giymeliyim mesela. İlk katmanı kalın giydin diyelim. Terledin, bunu çıkarttın mı giyinecek başka bir şeyin yok. Ama ince bir katman giyindin. Mesela böyle bir şey giyindin. Baktın ki terlemiyorsun, çok güzel ama üşümeye başladın. Üzerine zaten yedekli poların, yağmurluğun, windstopper'ın bir şeyi var. Onun için mümkün olan en ince şeyi ilk katmana giyinmekte fayda var. Zaten burada kat kat giyinmekteki olay şu. Terlememek. Mesela bir bahar ayında hava diyelim 15 derece. Tamam mı? Giyindiniz, terlediniz. Rüzgarlı bir yere geldiniz. Biraz da sırttasınız. Hava 10 dereceye düştü akşama doğru falan. Hipotermiye girebilirsiniz. Çünkü terle bir de rüzgarın etkisiyle vücut inanılmaz derecede ısı kaybetmeye başlayacak. O ter buharlaşabilmek için vücudunuzdan ısı çekecek. Vücut o ısıyı tamamlayabilmek için çok fazla çalışmak zorunda kalacak falan. Hem gereksiz enerji tüketeceksiniz. Yorulacaksınız ekstradan bu yüzden. Hem de hipotermiye girebilirsiniz. İçlikler böyle. Terleme durumuna göre yazlık, kışlık, baharlık. Şimdi içliği giydik. Nisan İşliği giyin. ayındayız. Yürüyüşe gidiyoruz. Üzerine ne giyeceğiz? Ya da ne alacağız yanımıza? Ya şimdi ana olay şu aslında. İçlik, termal içlik, bir polar, windstopper, yağmurluk ve kas tüyü ya da elyaf böyle diyelim. Şimdi bunların hepsini almanıza gerek yok zaten. Yapacağınız aktiviteye göre seçeceksiniz. Şimdi Bizde dükkan vardı, aldık biz. hayır. Her halükarda alacaksın da gideceğin Ha, yere göre gideceğin yere göre. çantana Ha, koyup evet. koymamaya karar vereceksin. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şimdi içlik zaten her halükarda aldınız. Şimdi gideceğiniz yere baktınız. Hava rüzgarsız ve Soğuk soğuk değil. değil. O zaman poları tercih etmek daha mantıklı. Çünkü aslında bu ikisi de polar olarak düşünebilirsiniz. Bir tanesi windstopper polar, bir tanesi de normal polar. Ha, bu Windstopper polar Ha, evet. Tam onu soracaktım. ne? Bu ikisinin arasındaki fark ne? Windstopper polar ve normal polar. Bu normal bir polar. Bu poların da aynı içliklerdeki gibi kalınlık farkları oluyor. Birisi daha ince, birisi daha kalın. Şimdi bu normal polyester ipliği tiftiklemişler, polar yapmışlar. Bu polarların arasında tabii ki kalite farkları ve kalınlık farkları var. Ondan sonra da bu polar yine polara kaplama yapıldığını düşünün. Bu poların arasına da olabilir, üstüne ekstra bir malzemeyle de olabilir. Mesela bu iki poların arasına yapılmış bir kaplamayla. Bu da mesela windstopper bir ürün. Bu da üstündeki malzeme rüzgar geçirmediği için öyle düşünün. Bunlar da windstopper'lar. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar rüzgarın içeri girmesini engelliyor. Ve sizin vücudunuzdan çıkan ısıyı minimuma indiriyor. Yani böyle bir ürünü giydiğiniz zaman vücudunuz terlediği zaman terin dışarı atılması daha kolay. Vücudunuz ısındığı zaman vücut ısısının dışarı atılması daha kolay. Ama dışarıdan gelen soğuğa karşı hem yürüdüğünüz zaman hem de ya da rüzgar nedeniyle bir hava akımı var. Hava akımı bunların içine giriyor. Vücudunuzdaki
vücudunuzun çevresindeki sıcak havayı uzaklaştırıyor. Bunun için bunun ısı tutumu daha az. Windstopper'da ise rüzgar hiç içine girmediği için ya da dışarı ısı salımı az olduğu için daha sıcak tutar. Rüzgara karşı daha dayanıklıdır. Ama aynı zamanda bu sefer de ne oluyor? Vücut ısısını dışarı atamıyor. Teri daha fazla içeride tutacak demek. Isıyı daha fazla içeride tutacak demek. Bunun için ne yapıyorlar? Mesela polarlarda olmaz bu şey. Bu koltuk altlarına. Bunlar da böyle şöyle yapalım. Fermuarlar yapıyorlar. Çünkü bunda dengeleme, ısı dengeleme işi daha zor. Onun için böyle koltuk altlarına fermuarlar yapıyorlar. Buradan ısıyı dışarı atabil diye. Ama hava çok rüzgarlı. Göğsünden rüzgarı yeme, koltuk altına at. Tabii bu mesela bu yapmış. Mesela hep dedik ya fiyat neye göre belirleniyor. Mesela bu koltuk altına bir fermuar yapmış. Bu da rüzgar geçirmez bir ürün. Bu koltuk altına fermuar yapmamış. Biraz burada fiyat fark ediyor. Çünkü bu aslında tam bir doğa yürüyüşü windstopper değil. Bu normal bir rüzgar geçirmez ceket. Bunda da yapmamış. Evet. Bunda da yapmamış. Çünkü bunun göğüs kısmı bir de sırt kısmı rüzgara karşı dayanıklıyken bu zaten kol ve yan kısımlar zaten nefes alabilir ürünler. Onun için zaten sürekli bu fermuarlı gibi düşün. Yani bu zaten bunda sıkıntı yok. Bunun için yok yani. Yani bu ayların bahar yürüyüşü, yani yaz sıcak değil. Mesela şu an hafif bir rüzgar esiyor. Sırta doğru yürüyor olsanız şu ve bir içlik beni kurtarıyor. Tabii. Aynen öyle. Ve bu içlik bu beni bayağı kurtardı da bu arkadaş. Evet. Bir de tabii bu ürünlerin aslında bu bütün bahsettiğimiz ürünlerin yabancı markaları, yerli markaları var. Yabancı markalar tabii ki tasarım olarak, ürün renkleri olarak, ufak tefek detay farkları olarak çok başarılılar. Ama tabii fiyatlar bizim bütçemize göre biraz yüksek kaçıyor. Aynı ürünlerin benzerlerinin yerli ürünleri de var. Bunlar da çok başarılı. Çok ufak tefek farklar oluyor. Bu mesela yerli bir ürün. Bu mesela yabancı bir ürün. Bu yerli ile o yabancı arasında fark var mı? Var. Fiyatına değer mi? Değmez. Fark da ne kadar var? Yani çoğu zaman anlama şansınız yok. Sadece bunlar da sürüm fark ediyor. Bir de bu çok büyük karlarla sattığı için onları tasarlıyor, düşünüyor, geri dönüş alıyor falan. Yerli üretimlerde bunlar biraz daha az oluyor. Ama inanılmaz farklar yok yani. Mesela bu üründe aynı benzer. Yine bunun da kenarlarında aynı şekilde hava boşluğu, ortası ve arkası. Evet, buralar rüzgar geçirmez. Buralardan nefes rahatlıkla alabilir. Bu da bir yerli üretim. Mosfet efendim. Uğrarsanız Ankara yolu üzerinde. Söyleriz yani. Onu da kullanabilirsiniz güvenli. Tamam. Şimdi içlik giydik, daha gidiyoruz. İçliğimizi giydik. Ara katman polar ya da rüzgar geçirmez ceketimizi giydik. Giydik demeyelim, ihtiyaç olur. Ya olur. Aslında şöyle, sabah arabaya bindin, saat sabah 6. Tamam mı? Yola çıktın, saat 7'de Uludağ'dasın. Daha güneş böyle doğdu, doğacak. Hava serin. Soğuk. Soğuk yani, tamam mı? Rüzgar da esiyor. Rüzgar da esiyor. Arabadan indin, baktın, şimdi içlik. Evet. Mesela rüzgar da var, windstopper'ını giyindin. Ama şöyle bir şey yapmamak lazım. Arabadan indin, ay üşüyorum, lang lang bütün her şeyi giyinmemek lazım. Şimdi arabadan indiğiniz zaman üşümeniz lazım bir kere her şeyden önce. Niye? Yürüyüşe başlayacaksınız. Vücudunuz zaten ısı üretmeye başlayacak. Siz eğer yürüyüşe başlamadan önce üşümüyorsanız, yürüyüşe başladığınızda terleyeceksiniz demektir. Onun için yürüyüşe başlamadan önce üşüyeceksiniz. Bir 10-15 dakika yürüdünüz. Baktınız ki o problem yok, ben ısı dengesini buldum, hiç sıkıntı yok, devam. Ama 15 dakika geçti, siz hala üşümeye devam ediyorsunuz, bir şeyler giyinebilirsiniz. Şu elimde görmüş olduğunuz ürün ne işe yarıyor efendim? Şimdi bu yağmurluk, para harcayacaksınız, iki tane şeye para harcayacaksınız. Bir tanesi içlik, diğeri de yağmurluk. Bir yağmurluk paraya kıymak. Evet, bunlar da paraya kıymak lazım. Polar yani birbirine çok yakın ürünler. Çok inanılmaz farklar yaratmaz. Windstopper da öyle. Yağmurluklarda fiyat nereden fark ediyor? İlk önce bundan bahsedelim. Yani yağmurlukta yağmur geçirmezliği zaten herkes sağlıyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Bunların astarlarının kalitesi
nefes alabilirliği etkiliyor. Gittiniz bir dükkana, baktınız böyle 10 bin milimetre su geçirmezlik basınç birimi olarak bahsediyorum. 10 bin milimetre su sütunu yazıyor mesela diyelim. Böyle ürünler ve üzeri sizin işinizi muhtemelen zaten görecektir. Ya 10 bin olur, 15 bin olur, 20 bin olur. Bunlar sizin işinizi görecek. Ama nefes alabilirlik böyle 3 bin, 2 bin, 5 bin falan, bunlar terleyeceksiniz demektir. Nefes alabilirliğin de bir 10 binin üzerine çıkması lazım ki minimum. Yani hava koşullarına göre, işte dışarıdaki nemin oranına göre falan, zaten bu oranlar çok düştüğü için nefes alabilirliği en iyi olan ürünü almak lazım. Mesela diğer yağmurluğumda gene o da Gore-Tex'ti. Bu da Gore-Tex. Aslında Gore'lerinde bir fark yok. Ama üst kumaşları, altındaki kumaş, yani Gore bir aradaki astar. Üstündeki ve altındaki kaplamalar ve o kumaşın inceliği, kalınlığı çok fazla fark ettiriyor. Bunda hiç ter olmazken diğer, mesela bu Marmot marka bir ürün. O Marmot'ta gerçekten ter oluyordu ve beni rahatsız ediyordu açıkçası. Bunda mesela hiç olmuyor. Bundaysa, bunda zaten yağmur yaptı, ıslanmanıza gerek yok. Sürekli ıslan mesela. Çünkü hiç nefes almıyor. Yani kendi şeylerine göre 15 bin gram nefes alabilirliği var. Ama ben göremedim açıkçası. Çok terleyen insanın özellikle dağa gittiğinde ya da doğada böyle ciddi bir aktivite yapacaksa ter konusunda en iyisini alması lazım. Evet. Yani en iyisini derken hani en fazla alabilir, nefes alabilir. Ya Gore-Tex aldığınız zaman Gore-Tex'in herhangi bir üründe muhtemelen hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ama Gore-Tex. O Gore-Tex değil canım. Ha, bu değil mi? Değil. Bu ne? O normal. Kendi astarı var kendi üzerinde. Kendi astarı var. Ha, marka ile alakalı. Neyse, denemeye alalım. Yani özet olarak şunu söylüyorum. Ben mağazaya gittim. Bir yağmurluk alacağım. Etiketine bakıyorum. Evet. Etiketinde diyor ki bana 10 bin milimetre su geçirmezlik. 10 bin yeterli gelmez de 10-15 bin arası ha, idare eder. Ya 15 binden sonrasını almakta 15 bin almakta fayda var, öyle diyelim. Geçirgenliğinin ne kadar olması gerekiyor? Ya işte eğer çok terliyorsanız 20 bin 30 bin alın. Az terliyorsanız 3-5 bin almayın yani. 10 bin bile ona az. Ona dikkat edin yani. 10 binin üstü 10 bin üzerinde kesin. Doğa aktivitesi yapıyorsanız evet, tabii. Gidip yürüyüş yapıp terleyeceğim ben doğa aktivitesi diyorsanız. Yağmurluklar da böyle. Bir sonraki bölümümüz olan montlara geçiyoruz. Montlar. Bunlar da. Montlarda aslında bunlar yürüyüş için değil. Bunlar işte kamp yerine gittiniz. Bunlar zaten belli. Üst kumaşı nefes almıyor ya da çok az alıyor bazılarının. İçinde zaten bir dolgu malzemesi var. Yani siz hareket ettiğiniz zaman ısıyı içinde tutacak, hiç dışarısı almayacak. Bunlar ya çok soğuklarda, böyle gittiniz 7000'lik bir dağa gittiniz, belki giyindiniz. Ama bizim gibi böyle mesela diyelim Ağrı kış, Erciyes kış gibi yerler hariç, ki oralar ya Erciyes kışta bile peki, sabah giyininiz, öğlenleyin çıkartırsınız falan. Şaka suyları, bir ince var, bir kalın var. Bunlar... Ya inceler, bunlar biraz daha sonra moda olanlar. Bu kalınlar direkt polar molar, onu giyinin, onun üstüne giyinmek için. İncelerin esprisi ise, incelerin üstüne yağmurluk da giyinebiliyorsunuz. Mesela senin dediğin gibi bir yere gittin, oturdun, bekleyeceksin. Windstopper'a göre daha çok ısı tutacağı için ince bir şeyle Windstopper'ın kaplıcı alandan daha az alan ve daha hafif bir ürünü taşımış olursun. Bana ne giyeceğimi söyle. Bana balık tutmayı öğret ve bana balık ver. Siz bunların hepsini zaten kış yürüyüşünde, kışın gidiyorsunuz, bunların hepsini zaten alacaksın. Burada sadece sabah diyelim yürüyüşe başladın, içliği giyindin, polar da giyindin, bir tane de polar giyindin böyle üstüne. İçlik polarla yürüyüşe başladın, rüzgar esmeye başladı ve sen üşümeye başladın. Windstopper'ın yoksa hemen yağmurluğunu giyindin mi olay bitti. Rüzgar durdu, sen terlemeye başladın, yağmurluğunu çıkartacaksın. Peki hava çok soğuk, rüzgarlı, sisli, bir tane de kasket alayım mı şimdi? Üşürsek ne olur? Ya üşürsek? Ya varsa çantada bulunacak evet, o. Ama şöyle bir şey var. Yani kas tüyleri siz bununla yürüyemezsiniz. Ha, bununla yürüdünüz mü terlersiniz. Akşam durdun. Kamp yapacağız ya, kamp yaparken gibi. Akşam götürebilirsin. Ama biz yürüyüşten bahsediyoruz. Burada önemli olan şey terlememek. Yani siz yürüyüşe başladınız. Ufaktan vücut ısınız yükseliyorsa, çok hafiften terlemeler varsa, o zaman direkt üstünüzü çıkarmanız lazım. Bu arada bir de şöyle bir şey var. Kas tüyünü aldınız falan. Tabii ki o çok etkili. Ama
ısının çok büyük bir kısmı kafadan kayboluyor. Yani ısı yukarıya doğru çıkıyor mesela, saçımız maçımız zaten terliyor ya. Bir bere takmak mesela kas tüyünün sağlayacağı şeyi sağlayacak. Ve ellerden, burada da vücudumuzda en uzak yerleri olduğu için El gene ve ayak. el ve ayaklardan çok kaybediyoruz. Bir eldiven kullanmak, yani iyi bir bere, onlar zaten çok profesyonel bir şeylere gerek yok ama iyi bir bere. Yani şimdi delikli böyle süs beresi alırsanız hiçbir işe tabii ki yaramaz. Yani daha sıkı dokunmuş bir polar bir bere, sıkı dokunmuş polar Eldiven. eldiven ya da bir yün eldiven, Çorap, peki polyester çorap çorap yine. da yine polyester ya da yün çorap. Bunları aldığınız zaman belki ona hiç ihtiyacınız kalmayacak. Pantolonlardan hiç bahsetmedin. Pantolonlar da aslında yine polyesterden yapılıyor. Yazlık pantolonlar ince oluyor böyle. Bunlar da ya şimdi mesela özellikle yazlık pantolon için yerli üretim herhangi bir şey almakta çok büyük fayda var. Şimdi kışlık ürünlerde yani yerliler gerçekten yerli ürünlerde bir sürü ürün yapılıyor. Zaten yabancıların fiyatları çok pahalı. Bunlarda da göre mesela bu rüzgar geçirmez bir ürün. Pantolonda da rüzgar geçirmezi, aynı polar gibi rüzgar geçireni var. Geçemeyiz. Öyle pantolon çok böyle inanılmaz önemli bir şey değil ama pantolonda da nefes alabilirlik gene çok önemli. Çünkü yine terlerseniz bacaktan gene aynı şey oluyor. Bir de kılıf pantolonlar var. Evet. Bu kılıf da bunu alt işlik giyiniyorsunuz. Bu artık tamamen kış karda kullanmak için hiç ıslanılmasın diye. Yani şimdi dedik bu da suya karşı çok dayanıklı ama şimdi siz bir yürüyüşe gittiniz kışın. Yürüdünüz. Geldiniz kamp yerine. Gece uyudunuz. Pantolonu tabii çıkarttınız. Biraz nemli olduğu için uyku tulumunun içine atsanız sizi çok üşütecek. Dışarıda bırakacaksın. Sabah bir kalkıyorsun hem çok soğuk hem kat katı kesilmiş böyle. İçi buzlu oluyor yani nemden. O nemler donuyor, buz oluyor. Bu kılıf pantolonlarda öyle bir sıkıntı yok. İşlik giyiniyorsunuz, onun üzerine kılıf pantolonu giyiniyorsunuz. Hem çok hızlı kuruyor, hem su geçirmiyor, hem rüzgar geçirmiyor, hem de çok hafif. Hareket kabiliyeti daha fazla oluyor. Onun için ben mesela kışlık aktiviteler için böyle kılıf pantolonu daha çok tercih ediyorum. Tamam. Peki mesela kas tüyünü, bunun temizliklerini nasıl yapacağız? Mesela bu yıkanmıyor. Makineye atılmıyor değil mi? Ya Yağmuru atılır kas. da atmamak lazım. Çünkü bunların üstünde ilaç oluyor. Siz her bunu yıkadığınız zaman bu ilaçlar hem gidiyor hem de üzerinde bantlar var. O bantlar her yıkadığınızda o bantın da bir ömrü var. Dikiş yerlerinin bantı. Onlar çabuk parçalanıyorlar. Hem de zaten deterjan, meterjan gibi şeyler bunların yapılarını da bozuyor. Yani o bantların ya da üstündeki kimyasalların böyle üzerinde kaplama varsa akmasına falan neden oluyor. Onun için bu ürünleri olabildiği kadar bir kere az yıkamak lazım. Zaten bu polyesterin bir özelliği de polyester ya da yün az kir tutuyor pamuğa göre. Yağmurluğu zaten yağmurda giyindiğiniz için yağmur kendisi yıkıyor. Diğer ürünlerde bunlara özel şampuanlar var. Şampuanlarla ya çok hassas programda hatta mümkünse elde böyle ılık suya 30 derece 40 derecelik bir suya sokup içinde biraz bekletip o şampuanlardan kullanabilirsiniz ya da kullanmazsınız şeyinize göre, titizliğinize göre. Elde böyle içinde yarım saat, bir saat beklettiniz mi sıkıntı olmaz. Bu şeyleri de mesela yağmurluk falan gibi ürünleri ya da bu tarz ürünleri, bunlar da suya biraz dayanıklı olması istenir çünkü. Bu su itici kaplamalar oluyor. En son durulama suyuna onlardan eğer alırsanız, yani şey kimyasallar, su itici kimyasallar. Durulama suyunun içine biraz ondan katıp bekletirseniz üstündeki bu kimyasal su geçirmezliği artacaktır. Yani üstünde bir tabaka oluşturuyor. O yağmur damlası üstünden kayıyor. Kumaş Su emmiyor itici böyle. kimyasal mı var? Evet. Yani bunun su iticiliği kaybolursa üzerine tekrardan, yani Evet, su içinde beklediğinde. durulama suyunun içine onu atıyorsun. Aha. O işte o Anladım. şeyinde yazar, kullanımın talimatında yazar. Diyelim yarım saat beklettin. Sonra bir daha durulamıyorsun. Öyle kurumaya bırakıyorsun. Bu üzerinde bir tabaka oluşturuyor yağmurluğunuzun ya da bu tarz bir ürününüzün. Üzerindeki tabaka suyu tutmuyor. Su aktığı için bu kumaşa su çok az gelmiş oluyor. Peki mesela şimdi çok uzun kullanılan yağmurluklar var ya, onlar da bazı dönem dönem artık o şey özelliklerini yitiriyor. Onları da o kimyasalı uygulasan bir miktar işe yarar mı? Yarar. Tamam, yapalım. Yapalım. Ayakkabıya da yarar mı?
Ayakkabıya tam öyle var şeyler de, şimdi o kimyasal da tabii çok böyle uzun ömürlü bir ürün değil. Ayakkabı zaten çok karda mesela kullanacağın ayakkabıyı kullanacaksın. Ya yani birkaç sefer kullandın hemen gider ama işe yarar. Yani yaramaz değil. Böyle. Evet, inşallah güzel anlatmışızdır. Umudumuz o yönde. Sanki çok beceremedik ama hayırlısı. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sen de ediyor Teşekkür musun? ederiz. Ediyorum. Etmeyeyim mi? Et sen de. Ediyorum. Aman eksik kalma, et.